Büyük düşün Timur. Bak hala hanım bu işe ne der bilemiyorum. Ama eğer İlker ciddiyse o kasada kaybettiğimizi ona katlarız. Önce şu herifin bir amacını anlayayım da. Aa, kız babası damarı tuttu birinin. Kıyamam çok. Teftişe gelmiş sanki adam ya. Biz de salak gibi yolun üstüne çıktık. Cenk Bey'e gidiyor herhalde bu. O benim yolumun üstüne çıkmasın da. Neyse canım. O karınla samimiyetine baksın. Bizim çekinecek bir şeyimiz yok artık. Ben göreceğim ama bunları. Mahkemeden sonra göreceğim hepsini. Timur Bey gelsin mi İlker Bey? Yani ben diyorum ki eğer sen benim kızımla gerçekten evlenme niyetindeysen önce ciddiyetini ispatlayacaksın. Sonra başlarız düğün hazırlıklarına. Ama önce ciddiyet. Sizin bu ciddiyet dediğiniz şey galiba çikolata ve çiçekten daha fazlası değil mi? Dava bitmeden kızımla evlenmek istiyorsun. Benim de baba olarak huzursuzlanmam normal, değil mi? Midem bulanıyor, böyle pis kokular geliyor. İnsan kızının geleceğini garanti altına almak istiyor. Siz benden para istiyorsunuz. Bak bu evlilik olayı olursa kızı nasıl topa tutacaklarını tahmin ediyorsundur değil mi? Bu dayak olayından sonra özellikle neler geldi başımıza, bizi nasıl bir linç yedik bilmiyorsun. Bu kızın annesi var. Annesi. Bin tane lince bedel. Hele senin annen dayayacak evlilik sözleşmesini burnumuza. Sonra da sen şovunu yapıp hevesini alıp benim kızımı kapının önüne koymayacağını nereden bileyim? Bak bu evlilik ne kadar? Fazla mı geldi? Kızım için fazla mı yani? Timur Bey, kızınızın bana evet demesi için üstüne para vermeme gerek yok biliyorsunuz değil mi? Ama evlenmesi için babasına ihtiyacın var. Ha, yani sen, hayır benim kimseye ihtiyacım yok diyorsan paran cebinde kalsın. Annesiyle tek başına mücadele edersin. Şu an kızınızı satıyorsunuz. Ben kızımın geleceğini düşünüyorum terbiyesiz herif. Kızınızın geleceği o değil. Benim. Bir dakika. Vadeli bu çek. Bu da benim garantim. Ya hayır derse? Bu pazarlık biraz daha devam ederse elinizdekinden de olacaksınız Timur Bey. Ticareti babandan öğrendiğini unutmuşum. Hoş olmadı yalnız. Bu vadeli çek olayı şık durmadı. Ama ben baba olarak yine de elimden geleni yapacağım. Kızımın mutluluğu için. Ha bu arada o Umut denen çocuğun nasıl bir psikopat olduğu ortaya çıkmasaydı seninle aynı masaya oturmazdım onu bil. Babayım ben. Benim kızım o. Ben çocuklar için yaşayan bir babayım. Tamam? Ben ne yapıyorsam çocuklarımın geleceği için yapıyorum onu bil. Babamla eriş. Herif. Nasıl geçti?
Timur Bey ne hoş. Eski çalışma arkadaşlarınızı ziyarete geldiniz demek. Siz de eski damadınızı ziyarete geldiniz herhalde. Ama sizi iyi gördüm ben. Bu kaybettiğiniz miktarın sıkıntısını üzerinizden atmış görünüyorsunuz. İyi günler. Sen göreceksin onu, miktarın üstünü. Göreceksin sen.